Herkese merhaba. Bugün çok az kıymayla hazırlayabileceğiniz köfteli bir taze fasulye yemeği yapıyoruz. Çok çok lezzetli oluyor. Özellikle çocuklar çok seviyorlar. Hemen yapımına başlayalım. Şöyle 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ya da evinizde hangi yağı kullanıyorsanız zeytinyağı da olabilir. Ardından küçük küçük doğranmış soğanları ilave ediyorum. Ve soğanları kavuruyorum. Soğanları kavurduktan sonra içine salça ekliyorum, bir yemek kaşığı kadar. Salçayla da soğanları bir güzel kavuruyorum. Salçanın kokusunun çıkmasını istiyorum. Yani böyle güzelce kavrulsun. Daha fazla yemeğe lezzet katsın diye. Salçayı da kavurduk. Şimdi içine taze fasulyelerimizi ekliyoruz. Taze fasulyeleri ben şu boyutta doğradım. Yani yarım parmak kalınlığında. Onları ekliyorum. İri iri doğramadım. Çünkü misket köfteler yapacağız. Köftelerle fasulyeler birbirine yakışsın istiyorum. Boyut olarak. Çok az bir kıymayla çok lezzetli bir yemek oluyor fasulyeyle. Kıymalı fasulye yapmaktan sıkıldıysanız ya da etli fasulye inanın çok güzel bir alternatif. Şöyle birazcık daha kavurmaya devam ediyorum fasulyeyle beraber. Salça her tarafına bulaşıyor. Sonra su ekleyeceğim. Bu ölçülerde yarım kilo fasulyemiz var, taze fasulye. 1,5 su bardağı su ilave ediyorum. Dilerseniz birazcık daha ekleyebilirsiniz. Tencerenizin tabanının kalınlığından fasulye cinsinize göre su alma miktarı değişecektir. O yüzden ara ara karıştırıp fasulyenin tadına bakarak sıcak su ilave edebilirsiniz pişme aşamasında. Şimdi birazcık da tuz ekleyip tencerenin kapağını kapatacağım. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. Orta ocakta kısık ateşte 45-50 dakika pişmeye bırakacağım. Dediğim gibi mutlaka ara ara açıp suyunu kontrol edip eğer suyu eksilmişse sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Kapağı kapalı olarak pişmeye bırakıyoruz. Şimdi köftesini hazırlayacağız. Şimdi köftemizi hazırlıyoruz. 250 gram kıymamız var. Dana kuzu karışık kıyma kullanıyorum. 1 yemek kaşığı galeta unumuz var. 1 orta boy soğanı rendenin ince tarafıyla rendeledim. Baharatlarımız var. Kimyonumuz var. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı köfte baharatımız var. Ve bir çay kaşığı dolusu tuzumuz var. Ve yoğurmaya başlıyoruz. Köftemiz hazır. Köfteden parçalar koparıyorum. Fındık büyüklüğünde, zaten adı üzerinde misket köfte. Avucunun içinde sıkıştırıyorum. Ve elimin içerisinde şöyle yuvarlıyorum. Misket köftelerimiz hazır. Köftelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi köftelerimizi kızartacağız. Şöyle bir yemek kaşığı da tereyağı koydum ve köfteleri kızartıyorum. Köftelerimizi böyle böyle çevire çevire kızartıyoruz. Renkleri değiştiğinde, her tarafı kızardığında köfteleri ocaktan alacağız. Köftelerimiz tamam. Ön pişirmesi oldu. Hafif kızardı. Şimdi tencerede fasulyelerle buluşturuyoruz. Fasulyemiz pişmek üzere. Yani yumuşadı artık. Gayet güzel, yenilebilir kıvamda. Şimdi köftelerimizi ekliyoruz. Köftelerin yağı ve lezzetiyle fasulyemiz birleşsin istiyorum. O yüzden 10 dakika daha fasulyelerle beraber köfteleri pişiriyorum. Şu içindeki tereyağını da ekliyorum en son. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Ocakta kapağı kapalı vaziyette pişirmeye devam ediyorum. Yemeğimiz pişti köftelerle birlikte. 15 dakikanın sonunda ocağımın altını kapattım. Suyu hala var gördüğünüz gibi.
Eğer burada önemli bir püf noktası vermek istiyorum. Suyu ilave ederken şuna da önem vermelisiniz. Mesela eğer fasulyeniz buzdolabında bir süre beklemişse, o zaman fasulyenizin suyunu da kaybettiği için su salmayacaktır pişerken. Benimki çok taze, bahçeden toplandı ve hemen yaptım. O yüzden benim fasulyem de su saldığı için eklediğim su yeterli geldi. Lütfen siz de pişirirken mutlaka kontrol edin ara ara ve eğer azalmışsa sıcak su ilave edin. Şimdi servis yapalım ve köftenin içini de göstermek istiyorum size. Şöyle tabağımın içine yemeği servis ediyorum. Bu çok rahatlıkla 4 kişiye yetecek bir yemek. Yanına pilav ve cacık yaparsanız çok çok yakışacaktır. Gerçekten harika bir yemek oluyor. Çok fazla et kullanmadan hazırlanabilecek nefis bir yemek, ekonomik. Dediğim gibi yanına pirinç pilavı çok çok yakışıyor. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.